Sevgili seyirciler, başımızdaki bunca dert yetmezmiş gibi Türk toplumu son birkaç haftadır bir de hakem sorunuyla çalkalanıyor. Liglerin tatil edilmesinden söz ediliyor. Gerilim bir aralar çok yükseldi. Olay bir spor tartışmasının artık ötesine geçti. Gördünüz, zaten gerilimli bir dönemden geçiyoruz. Şimdi bu gerilim neredeyse tribünlere sıçrayacak gibi. Siyasi ve sosyal bir sorun ile adeta karşı karşıyayız. Aslında suçlama çok ağır. Hakemler Galatasaray'ı kolluyor. Suçlamayı yapan kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Alişen. Alişen bugüne kadar tüm ısrarlara rağmen geniş şekilde görüşlerini açıklamadı. Bu gece ise 32. güne ilk defa görüşlerini açıklayacak. Ancak suçlanan kişi de Merkez Kurulu Başkanı Ahmet Güvener. Güvener de 32. güne Cüneyt Özdemir'e konuştu. İşte giderek patlama noktasına gelen hakem sorusu ve arkasından da Alişen konuğumuz olacak. Sevmeyin, Türkiye'de milyonlarca taraftarı olan, milyonlarca kişinin yaşadığı bir aşk var. Türkiye tam anlamıyla bir futbol cumhuriyeti. Daha ilkokula başlamadan bir takımı tutmaya başlıyoruz, bir daha da peşinden ayrılmıyoruz. Milyonlarca insanın bileklerini kestiniz, ya sarı kırmızı akacak, ya sarı lacivert, ya da siyah beyaz. Milyonlarca taraftarı var takımların. Ancak bu yeşil sahalarda öylesine üç kişi var ki ne bu milyonlara yaranabiliyorlar ne de bu milyonları mutlu edebiliyorlar. Onlar hakemler. Hiç taraftarları yok. Futbol sahalarında ayaklarını değil düdüklerini ya da bayraklarını konuşturuyorlar. Yeşil sahalarda tek otorite onlar. 90 dakika süren bu otoriteleri sırasında aldıkları kararlar günlerce, hatta haftalarca tartışılıyor. Nitekim şu günlerde bu tür bir tartışma gazetelerin spor sayfasından baş sayfalarına kadar da çıktı. Nedeni MHK, yani Merkez Hakem Kurulu. Türkiye'deki bütün hakemler bu kurula bağlılar. Bu kurul ve Türk hakemleri herhalde hiçbir dönem bu kadar töhmet altında bırakılmamıştı. 9 kişiden oluşan, Türkiye liglerinde hangi maçı hangi hakemin yöneteceğine karar veren kurul başkanını da kendisi seçiyor. Son dönemdeki başkanı ise Ahmet Güvener. İşte başta Alişen ve taraftar sayısı milyonlarla ölçülen Fenerbahçe camiası Güvener'i karşılarına aldı. Onu Galatasaraylı olmakla suçluyorlar. Galatasaraylı olmak suç mu diyeceksiniz? Kuşkusuz değil. Ancak iddialara göre futbol hakemlerinin başındaki Güvener Galatasaraylı olunca hakemler de ondan etkileniyor ve maçlarda kasıtlı hatalar yapıp Galatasaray'ı kolluyorlar. Yani açık açık söylenmese de yeşil sahalarda Galatasaray'ın korunduğu iddiaları kol geziyor. Bu iddialar Alişen'in gazetelere verdiği ilanlar ve Fenerbahçe'yi ligden çekeriz tehdidiyle günden güne bir skandala dönüşmeye başladı. Skandal patlayınca da insan iddiaların yöneldiği kişiye sormaktan kendini alamıyor. Hakem taraf tutar mı? Bile bile hata yapar mı? Yani teker teker hangi takım, muhakkak ki futbolun içinde için herkes bir takımın sempatizanıdır. Dolayısıyla hakem bir takımın sempatizanıdır. Maç sırasında düdüğünü gördüğü biçimde çalar. Hakem her dakika hata yapar. Şu anda da yapmaktadır. Yarın da yapacaktır. Öbür gün de yapacaktır. Hatta şu anda dünyanın bir yerinde hakem bir düdüğüyle bir takımın puan kaybetmesine neden olacaktır. Bu gayet doğaldır. Aynen santrforların, kalecilerin, orta savcıların hata yaptığı gibi. Hakemlerin başları işte bu hatalar ve hatalar karşısında hoşgörülerini kaybeden taraftarlarla dertli. Bu yüzden maça çıkmadan önce polis korumasında ısınıyorlar. Polislerle sahaya çıkıyorlar. Ancak öyle zamanlar oluyor ki onca polise rağmen taraftarların gazabından da kurtulamıyorlar. Kuşkusuz bütün bu olaylarda televizyon kanallarının da rolü büyük. Gündüzleri maçları yöneten hakemler akşamları bu sefer sanık sandalyesine oturtuluyorlar. Slow motion denilen yavaş gösterimlerde hakemlerin maçlarda verdikleri kararlar farklı çekimler gösterilerek tekrar tekrar tartışılıyor. Roller değişiyor, milyonlarca taraftar bu tartışmalara ekranlarının başında hakemlik ediyor.
kameralar sürekli hakemleri takip edip alınan kararlar sürekli tartışma konusu olunca doğal olarak hakemlerin üzerinde bir baskı oluşuyor. Özellikle de bu yavaş gösterimleri profesyonel hakemler pek adil bulmuyorlar. Tabii bu bir reyting olayıdır. Bir savaş başladı, kanallar arasında gidiyor. Tabii ki mutlaka onlar da bir spor olayı yapacaklardır. Ona saygı duyuyorum. Ama hakemi bu kadar irdelemek yanlış bence. Hakem normal çekimde bir kararını veriyor. İlk önce o zaman normal çekimde göstersinler bu arkadaşlarımız. O çekimde bir karar versinler. Bakalım hakemden yana mı olacaklar? Hakem gibi mi karar verecekler veya hakem gibi karar vermeyecekler? Yani ilk önce bir uzak oynasın. Yani normal çekimde oynasınlar. Türkiye'de futbol ne kadar gelişirse hakemlerin sayısı da o kadar artıyor. Bugün 6000'den fazla futbol hakemimiz var. Ancak hemen sevinmeyin. Bu rakam gözünüze de çok gelmesin. Almanya'daki 70.000 hakemle karşılaştırdığımızda bizim futbolumuzun çapı da biraz olsun ortaya çıkıyor. Bu hakemlerin çoğu amatör ligleri ya da 3. ya da 2. lig maçlarını yönetiyorlar. Futbolcular gibi sürekli antrenman yapıp formlarını koruyorlar. 1. ligde ise 32 hakemimiz var. Bunların bir kısmı FIFA kokarttı. Yani yurt dışında uluslararası maçları da yönetebiliyorlar. Çoğu yüksekokul mezunu ve İngilizce biliyor. Eskiden hepsi siyah beyaz giyinirlerdi. Şimdilerde onlar da modaya uydular. Eski formalarını çıkarttılar. Milyarlık futbolcuların maçlarını yöneten 1. lig hakemleri maç başına yalnızca 4 milyon lira alıyorlar. Belki bu yüzden hemen hemen hepsinin hakemliğin dışında bir mesleği daha var. Ancak hakemlerin içinde öyle bir meslek grubu var ki diğerlerine oranla ağırlığını hemen hissettiriyor. Türk ordusu Türk futbol liglerine de ağırlığını koymuş. 1. ligdeki hakemlerin %30'u, bütün liglerdeki hakemlerin %50'den fazlası silahlı kuvvetler mensubu. Başarılı subay hakemler, az subay hakemler olduğu gibi başarısız subay veya az subay hakemler de olabiliyor. Yalnız böyle bir tendans doğru var. Biz de farkındayız. Bizim için bir sorun değil. Ama nedenini bilemeyeceğim gerçekten. Tek nedeni görebildiğim onların insan yönetmekten kökenli geldikleri için burada görev aldıklarıdır. Herhalde Türk hakemleri bu tezahürattan çektikleri kadar hiçbir şeyden çekmediler. En çok bu suçlamayla yüz yüzeler. Nereden ve nasıl çıktığı bilinmiyor. Ancak ne zaman yanlış bir düdük çalınsa ya da yanlış bir bayrak kalksa, kimin maçı olduğu fark etmez, hemen binlerce taraftar ağız birliği etmişçesine hakemleri eşcinsellikle suçluyor. Hakemler de bu suçlamadan oldukça rahatsızlar. Hatta benzer suçlamalar yüzünden Türkiye 1. Ligi'nde maçları bile iptal edebiliyorlar. Peki hakemlere yönelik bu eşcinsellik suçlamalarını hakemlerin başı Ahmet Güvener nasıl değerlendiriyor? Bunu değerlendirmesem daha iyi olur. Yani sonuç olarak Türk toplumunda bu tip tezahüratlar Türk toplumunda maalesef olmaktadır. Bu tip tezahüratlar ailenin yani eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla insanların maçlara gitmesine engel olmaktadır. Dolayısıyla küfür hiç kimsenin tasvip edeceği bir olay değildir. Ama Türk toplumunda maalesef küfür çok yaygındır. İşte futbol liglerindeki hakem portresi böyle. Tribünlerin portresine baktığınızdaysa patlamaya hazır bir bomba görüyorsunuz. Geçim derdini, günlük sıkıntıları unutturan, karnaval alanlarına dönüştürülen tribünlerde maç öncesi verilen demeçler, maçta çalınan yanlış düdükler ve fanatik taraftarlarla maç daha yarıya gelmeden sanki bir fitil ateşleniyor. Beraberinde sosyal patlamaları getirecek, yeşil sahalara kan bulaştıracak bu fitil sanki her gün bu bombaya biraz daha yaklaşıyor. Patlarsa etkisi yalnızca tribünlerde kalmayacağı bilinen bu bomba ise önemli maçların arifesinde hiç gündemden düşmüyor. Polisler en kritik günlerini işte bu günlerde böyle futbol maçlarında yaşıyorlar. Bütün izinleri iptal ediliyor. 1. ligde maçlar öylesine gergin geçmeye başladı ki liglerin tatil edilmesi bile gündeme geldi. Acaba bütün bunlarda suçlu kim? Fanatik futbol taraftarları mı? Doğru ya da yanlış hata yapsın ya da yapmasın futbol hakemleri mi? Yoksa tek bir demeçleriyle milyonları sokağa dökebilecek
futbol kulüplerinin yöneticileri mi?